Kyrie'nin bu sezon MVP olmak için oynayacağını ve MVP'nin de en büyük 3 adayından biri olduğunu düşünüyorum. O zaman Boston için üzgünüm bu sene. Yani çünkü öyle bir kadro yok. Mesela LeBron Lakers onu yapabilir. Biraz Lonzo Ball'un biraz Rondo zaten ona çalışacak. Hı-hı. Rondo atmaya değil attırmaya oynayan bir guard. Ball da öyle. Ball'u da biraz yani biraz dizginlerlerse orada öyle. Ama Irving öyle değil ki. Öyle bir takım değil ki. Öyle bir koç değil ki. Yani Boston topu paylaşan bir takım. Irving tamam atabilir. 50 sayı 17 asist 5 rebound yapabilir. Tabii. Sen takımını almışsın zaten. Tebrikler. Aldım. Yani eğer bir sakatlık problemi olmazsa. Ama o takım öyle bir takım değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Mesela Boston'la Lakers'ın takım yani Luke Walton, farklı. Luke Walton tamam baba der. Kral yürüsen der tabii. De öbür tarafta öyle bir şey olmaz. Tabii yani. Şimdi Gordon Hayward, Al Horford yani bambaşka bir takım. Evet o iyileşti. Öbürü iyileşti. Orada şu anda zaten onların hedefi LeBron'da gitmişken biz en azından Doğu'yu kazanalım. Bence Doğu'yu zaten kazanacaklar tamam, kazanmak da. Kazanmak için ama Kyrie eğer öyle oynarsa olmaz. Yalnız ben 50 sayı işte atıyorum 20 asist 14 rebound demiyorum ama şunu diyorum. 25 sayı 12 zaten asist 8 rebound. Bak bir şey söyleyeyim. Triple double'a yakın sen bir ortalama bekliyorum. Sen kabul etmiyorsun ama bence şu anda NBA'in en bencil guard da demiyorum oyuncularından biri Kyrie. Şu anda o film milim ego tavan İzledin yapmış. İzledin mi filmi? Güzel film İzledim. Eğlenceli bence. Komik eğlenceli. Evet. Eskileri görmek güzel. Tabii tabii. Yani seyretsin bütün basketbol severler. Madem lafını açtın. Söyleyelim adını da. Evet. Neydi? Söyleyeceğim şimdi. Söyleyeceğim az sonra söyleyeceğim. Bu söyle o zaman. Meriç bana atar neyse, belki. Neyse Kyrie. Uncle Drew. Uncle Drew. Evet. Bravo. Drew amca yani. Tabii sokak basketbolu efsanelerinden yola çıkarak tabii. Bir komedi ama tabii basketbol severler için büyük eğlence çünkü olağanüstü yıldızlar var. Aynen öyle. Yani müthiş espriler var. Hani şeyler vardı çok ünlü belgeseller vardır NBA belgeselleri. Onları da böyle içine katar gibi yapmışlar. Güzel evet, bir hikaye çıkarmışlar orada. Eğlenceli. Orijinal altyazı dinle yapmak lazım. Espriler çünkü tabii, aynen. Büyük ihtimalle birçok espri Türkçe'ye çevirdiğinde kaybolacak. Yani Reggie Miller mesela şut attığında heyecanlanıyorsun değil mi hala yani? Ben en çok şeye güldüm ama spoiler'a giriyoruz. Girmeyeyim onu dışarıda konuşayım. Merak ettim. Neydi dışarıda anlatalım. Tamam, seyretmeyenler için çok kötü olur.